In Street benim hikayemi sunar. Podcast'inde de bugünkü konuğumuz Çakal. Benim hikayemde Çakal'ı biraz daha yakından tanıyacağız ve Çakal'ın başarı hikayesini hep beraber konuşacağız. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Çakal. Son zamanlarda gerçekten ortalığı kasıp kavuran bir isim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim hikayemde Çakal'ı biraz daha yakından tanıyacağız. Nasıl başardığını konuşacağız. Ve bunu başarırken nelerle karşılaştı onları konuşacağız. Ardında dramatik bir şey var mı yoksa gerçekten çok mu kolay oldu, çok mu zor oldu? Bunları da merak ediyoruz. Tabii başka şeyler de var. Sizin sorduklarınız da var. Nasıl başardı? Deneyerek yanılarak. Deneyip yanılarak. Aynen. Peki kısa mı sürdü, uzun mu sürdü? Kısa sürdü abi. O zaman çok şanslısın. Yani onun öncesini müzikle uğraşıma dahil etmezsem kısa sürdü. Fakat müzikle uğraştığımda çok uzun sürmedi. Yani ondan önceki hayatım uzun sürdü abi. Ondan önceki hayat çileli bir hayat mıydı? Aynen. Meşakkatli bir hayat mıydı? Umutsuz bir hayat mıydı? Umutsuz bir hayat değildi. Hiçbir zaman umutsuz bir insan olmadım. Her zaman umudum vardı. Her zaman mutlu ve pozitif bir insandım. Hep yüzüm gülerdi. Şükretmeyi bilen. Şükretmeyi her zaman bilirdim. Evet. Süpersin. Peki ne iş yapıyordun? Özel ticaretle uğraşıyordum. Şu işi yapıyordum abi. Bit pazarlarından öğrenciliğimi devam ettirmem gereken bir meslek bulmam gerekiyordu. Bursa'dan ben 16 yaşında ayrıldım abi. Eskişehir'e gittim. Ailemin yanından ayrılarak. Bit pazarlarından 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya aldığım ürünleri kuru temizlemeye veriyordum. Fotoğraflarını çekip Instagram'a koyup 300, 400, 500 gibi rakamlara satıyordum abi. Çok iyi ya. Aynen. O zaman ticarete kafan çok yatkınmış o zaman. 12-13 yaşlarında babamın yanında uzun süre çalıştım. Tekstille uğraştım. Ticareti öğrendim. İstanbul'a pazarlamaya gidip geliyordum sadece. Sonrasında rockstar olarak döndüm İstanbul'a. Süperdi. Nasıl bir ailem var? Yani seni destekliyor mu bu yolda? Destekliyorlar, evet. Çok tatlı bir melek gibi bir ailem var abi. Her zaman ne yaparsam yanımdalar, arkamdalar, yani destekliyorlar. En büyük destekçin kim mesela? Annen mi, baban mı ya da kardeş? Kaç kardeşsiniz? Bir kız kardeşim var benim. 16 yaşında kendisi. Babam ve annem çok büyük destekçim. Annem el sanatları öğretmeni, babam da dediğim gibi tekstille uğraşıyor. Kardeşim de öğrenci. Bu işe girdiğinde ne dediler? İlk mesela böyle sana tavsiye veren, aman ha girme ya, babamla trafikte konuşuyorduk genelde. Baba dedim yani... ilk videom patladığı dönemlerde, daha demin canlı yayında da söylemiştik. Evet. İlk videom patladığı dönemlerde baba dedim, ben dedim bir iki üç şarkı deneyeceğim senden, bir şarkı için klip desteği istiyorum. Eğer dedim bana destek olabilirsen. Yani bunu dedim 5 şarkıya kadar devam ettireceğim. 5 şarkıdan bir tanesini tutturursam ben bu meslekten yürürüm. Eğer dedim tutturamazsam gerisine farklı dallara ve okumaya yönelik herhangi bir şeye bakarız. O da dedi tamam. Kendi bildiğini yap, oku. Vay. Aynen. Çok bana iyi. Bana ilk klip için 200 TL verdi abi. Kendi cebimde de 100 lira vardı abi. Gerçekten aynen. Çok iyiydi. Bursa'daki eşe dosta arkadaşlara haber verdim. Dedim klip çekeceğim. Araba, ev, arsa, marsa ne varsa toplayın. 300 liramız var. 300 liramız var. Bir tane daha bir bulduk. 5 tane araba bulduk abi. Çok iyi ya. Böyle kendi çapımızda bir motorlarca klip çektik. O 300 lirayı da neye harcadık biliyor musun abi? Dağ evinde mangal yaptığımız et parasına. Çok iyi. Karınlarda öyle klip oldu abi. Her şeyi bedavaya getirdi. Aynen. Ya süper ben bir hikaye. Ulular gibi. Varlık bir aileden gelmediğim için maalesef oğlumun da verebildiği destek oydu. Ama büyük bir destektir. Tabii abi çok yani. Büyük bir destek. Bir kere bunu yaptırması bile büyük destek. Tabii ki abi. Zaten maddiyat değil, maneviyat önemli olan. Aynen. Babanın yani senin yanında olması zaten en büyük destek. Dağ gibi bir destek bence de yani. Dağ gibi. Ya biz hep Uludağ'a gidiyoruz kayak yapmaya falan ya. Siz Bursalılar çok sık gider misiniz? Ya da hiç gittin mi diyeyim. Evet, gittim, çok gittim. Yani. Ben Bursalı olduğum için güzel de snowboard kayarım. Evet, süper. Şöyle önceden kaymaya hafta içleri hiçbir şekilde dışarı çıkmıyordum. Çünkü yukarı çıktığında her şey çok pahalı. Her şeye bir para vermem ve sadece yukarı çıkmak için bile para ödemen gerekiyor. Evet. Günlük aldığımda bile yüksek rakamlara denk geliyor. Hafta benim bir ortağım vardı. Çok yakın bir arkadaşım vardı Bursa'da. Onunla beraber hafta sonları çıkmak için hafta içi 5 günü hiç evden dışarı çıkmıyorduk. Para biriktiriyorduk. Cumartesi günü sabah 6'da kalkıp böyle sabah ezanında uyanıp dağa çıkıyorduk. O gün bütün gün akşam bitene kadar snowboard yapıyorduk. Parasını verdik bari akşama kadar kayalım. Şey de çok pahalı öyle yani. Öyle öğrendim. Düşe kalka öğrendim. Skipesler de çok pahalı yani. Çok pahalı abi skipesler.
Peki Z kuşağına herkes bir şey söylüyor. Bu kuşak çok sıkılgan ve talepler kısa yoldan zengin olma peşinde vesaire gibi. Sen de bu kuşağa giriyorsun. Yani sen de bir Z kuşağı şeysin, gencisin. Senin düşüncelerin neler? Evet, herkes çok kolay yoldan para kazanmanın peşinde. Sen bunu başardın mesela. Şöhret oldun, para da kazanıyorsun. Aynen. Hayallerini gerçekleştirdin. Ama ben para kazanmak için dedim gibi yapmamıştım. Yani eğer dedim tutarsa bundan sonrası için belki para düşünebilirim. Fakat şu an dedim önemli olan kendi yaptığım veya icra ettiğim müziği insanlara kabul ettirebilmek veya hoşuma giden şeyi onların da acaba hoşuna gidiyor mu diye kontrol etmekti yani. Evet. Sonrasında bazı şeyleri para kazanmak için yaparlarsa insanlar ondan para kazanamazlar. Yani diyorsun ki şöhret olmak için ya da para kazanmak için bu iş yapılmaması lazım. Kesinlikle öyle. Sevdiğin bir şeyi sevdiğin bir karşı tarafı sevip sevmediğini kontrol etmek için yaparsın. Ben öyle yapayım. Eğer zaten bu işten hızlı para kazanabilmek onun kaderinde yazıyorsa o yetenek vardır onda ve onu zaten bir şekilde sergiler, ortaya çıkar. Aynen. Zamanı gelir ve ortaya çıkar. Aynen. 300 lira klip neydi ya da şarkı? Pushed adında bir şarkım vardı. Sen çok küfürleri sevmiyorsun ama. Yok. Bunu YouTube'a da koyacağımız için. Bir kostüm meselesi var. Türkiye'de çok tartışılıyor. Özellikle kadın solistlerin. Bir sahne kostümü, bir sahne kıyafeti diye bir şey var. Evet. Özellikle kadın solistler hakkında bu sene çok konuşuldu. Sen mesela sahnede özel kostümler diktiriyor musun? Özel ben markalar tercih ediyorum genelde abi. Evet. Ne düşünüyorsun? Nereye kadar olması lazım? Bunun dibi ne olması lazım? Sonu ne olması lazım? Olması lazım mı? Ne düşünüyorsun? Yani dibi, sonu insan kişiden kişiye değişir. Sanatçıdan sanatçıya değişir. Hı hı. Kimi bir konserden aldığı paranın %80'ini o kıyafete harcar ama kendi içinde iyi hisseder. Evet. O tamamen sanatçının iyi hissetme durumuna, o anki enerjisine veya kendi tatmin durumuna bağlı bir olay. Evet. Yani benim sahneye atıyorum 1000 liralık kombinle çıktığımda oluyor. 200 bin liralık kombinle çıktığımda oluyor. Bence dükkan sağlamsa her şey yakışıyor. Yani aynen, ucuzu da markasına yakışıyor. Dediğim gibi kişinin kendini iyi hissetmesine ve tatmin durumuna bağlı abi. Mesela 1 milyonluk mikrofonla çıkan olduğu haberi geçenlerde konuşuldu. Tuğba Hürt. Altın kaplamalı, sevgilisi altın kaplamalı bir mikrofon hediye etmiş. Ve o altın kaplamalı mikrofonu korumak için bir koruma tutmuşlar. Hem Tuğba Hürt'ü koruma hem de mikrofonu koruyor. Bir de tabii çok dekolte giyen sanatçılar çok eleştirildi vesaire. Onun için sordum hani sahne bir şov ve orada sen diyorsun ki insan istediği şovu yapabilir. Nasıl iyi hissediyorsun? Yapabilir abi, kim ne istiyorsa onu yapsın ya. Sahne başka bir dünya çünkü orada bir yaratıcı olmak lazım galiba. Kesinlikle. Evet. Yani o an insanlara ne görsel şov vermek istiyorsan evet. Onu veriyorsun. Evet. Yani ben Boxer'la da çıksam o benim görsel şovum sonuç olarak. Aynen. Boynunda bir dövme var ve son zamanlarda boyun dövmeleri moda mı oldu? Ne anlama geliyor bu dövmeler? Bu benim 95 numara taşı abi. 95 yılı. Göğsündeki? Göğsünde kadın var. Dolar işareti var. Orada da bir kadın. Kadınlar ve paralardan bahsediyoruz. Ben zaten... Çakal'ın neden bu dünyada en çok neden hoşlandığı ortaya çıktı. Ben zaten yaşamak istediğim hayatı vücuduma işledim abi. Harikasın ya. Ne güzel. İstediğin hayatı yaşamak nasıl bir duygu? Tadacağım. Evet. Bundan sonra diyorsun. Konserlerde senin başına geliyor mu bilmiyorum ama son zamanlarda birçok sanatçının başına geliyor. Biri lazer tutuyor. Mesela ben bir başka bir rapçi arkadaşla gördüm. Çocuk diyor ki arkadaşlar diyor nedir bu diyor durmadan diye çakmak atıyorsunuz diyor. Ondan sonra yağmur. En son İstanbul'da bir belediye konseri yapıyoruz. Evet. İstanbul'da İzmir'deydi galiba. Evet. Ondan öncesinde de böyle facia gibi kaos bir ortamda bir konser geçirmişiz abi. Zaten sinirler, gerginlikler had safhada. Evet. Neyse çıktık konsere 3-5 şarkı söyledik falan. Her şey güzel geçiyor. Bir şekilde hype, herkes bağırıyor şarkıları falan. Evet. Bir grup bana kız kaçırağı atmaya başladı. 3 tane kız kaçırağı attılar sahneye. Zıp diyor hani bir şey söylüyorum. Altından bir şey. Ya dedim ne oluyor? Hala söylemeye de devam ediyorum bu arada. Yok, sinirim bozmuştu. Kız kaçırağını da atmazsın. Çakmak atıyorum. Evet. Atıyorum. Ben bunu duymamıştım ben. Ne kıyafet atıyorsun, sütyen atıyorsun, kondom atıyorsun. Evet, evet. Kız kaçırağını atma ya. Evet. Geçenlerde Zeynep Bastay yapmışlar diyor ki abi nedir bu diyor durmadan diyor lazeri çakıyorsunuz buna ondan sonra da şişe bir şey atıyorlar filan. Nasıl bu duygu? Hatta Ece'ydi değil mi? Ece Seçkin'e telefon attılar. Kızım burasına geldi. Allah korusun yani. Boyun dövmesi değil de Türkiye'de kaos popüler oldu abi. Evet. İnsanlar herhangi bir orada bulunan
toplum üzerinden rahatsız bir insan oraya zarar verdiğinde, o saniye durdurduğunda kendini mutlu hissediyor herhalde. Bunu da çekip sosyal medyaya koyuyor galiba. Evet. Ya da like almak için yapıyor galiba. Ya da o yaptığı hareket sosyal medyaya düşünce arkadaşlarım herhalde izletir ki, ha bak bunu ben attım. Ben ya, bunu ben. Ya çok havalısın bu. Yeter. Şey kurusun. Ben de parasını vereyim yapma diyorsun yani. Yani. Gelmesin aynen. Gerekiyorsa. Havalar bir anda soğudu, fark ettiniz mi? Tişörtle gezme dönemini kapatmış bulunmaktayız. Lütfen kışlık kombinlerinizi hazırlayın. Aa, bu arada kombin demişken bahsetmek istediğim bir konu var. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim markası InStreet'te dünyaca ünlü markalar, birbirinden güzel modeller şimdi avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ben sokakta tarzımı 4 mevsim yansıtmak istiyorum diyorsanız InStreet mağazalarına ya da www.instreet.com.tr adresine ya da InStreet mobil uygulamasına göz atmalısınız. Çünkü sokağın en sevilen markaları, onlarca ünlü markanın yüzlerce modeli InStreet'te sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Nasıl bir hayat düşünüyordun? Nasıl bir hayatın var? Süper olacağımı her zaman biliyordum. Ya. Evet, biliyordum. Ama bu yönde şarkıcılıkla popüler olacağımı bilmiyordum. Yani popüler bir hayat istiyordum ve şan şöhreti kaldırabileceğimi düşünüyordum. Öyle bir hayatım var. Müthiş. Yani demek ki bunu özellikle o kadar çok istemişsin ki Allah da sana nasip etmiş bence yani. Nasip etmiş, evet. Evet. Çok istedim. Diyebilirim herhalde. Biraz önce içeride sordum. Ya hayranlarından biriyle flört eder misin, evlenir misin ya da duruma göre dedim. Hı. Ne dedin? Olabilir dedim. Olabilir dedim. Şöhret ve para ne getirdi, ne götürdü? Şöhret ve para mutluluk götürdü. Mutluluk mu götürdü? Daha azalmış gibi hissediyorum. Vay be. Bir fakir edebiyatı vardır. Ya parayla saadet olmaz ve avunuruz bununla falan filan. Ama ben şuna inanırım. Gerçekten para saadet getiriyor. Sen ne düşünüyorsun? Rahatlık ve konfor getiriyor. Saadet de otomatikman getiriyor herhalde o zaman. Rahatsız olduğun bir şey oldu mu şöhretle beraber? Hadi madde. Yani oluyor abi ya. Oluyor. Mutlaka. Hmm. Yani özgürlüğün kısıtlanıyor bir noktada ama yani alıp verdiklerini bir teraziye koyduğunda sanki verdikleri daha fazlaymış diyebilirim. Anladım. Değişen insanlar oluyor mu etraftan? Oluyor abi. En çok o oluyor. Zaten insanın üzerine oluyor. Hmm. Yani insanları bir süre sonra seni şöhretle para olarak görmeye başladı. Arkadaşlarını, dostlarını, kız arkadaşı yapacakken bile sorgulamaya başlıyorsun. Bence psikolojik olarak iyi gelmiyor diyebilirim. Bir anda bunu yaşamış biri olarak ben söylüyorum. Yani hayatım benim tepe takmak değişen bir hayat oldu. Şüpheleniyor insan değil mi? Bu yaklaşan tabii. Acaba para için, şöhret için mi yaklaşıyor? Yoksa Emirhan için mi? Ya Çakal için mi yaklaşıyor, Emirhan için mi yaklaşıyor? Sen değişmesen veya sen de değişsen bile yanındaki insan da değişiyor. En çok seni tanımayan insan bir anda en çok seni tanıyan insan oluyor. Evet. En az yanında durmak isteyen insan en fazla senin yanında durmak isteyen insan oluyor. Sen de bunun zaten terazisini böyle bir kere yanlış versen en kötü insan ilan ediliyorsun. Yani. Doğru. Ve işte oluyorsun. Çok mesela... Göt oluyorsun abi. Çok mesela tanımadığın akrabalar falan arkadaşlar çıktı mı? Çıkıyor abi. Kanka biz senin ilkokul bir de anaokuldaydık, hatırlamıyor musun, bilen bilenler oldu mu? Mesaj isteklerini görüyorum bazen. Görüyorsun değil mi? Görüyorum. Reçkol denince aklına ne geliyor? Şimdi aklına gelen şey söyleyemeyeceğim. Söyle rahat ol. Reçkol deyince aklına ilk keyfine buyruk, kafasına göre hareket eden karakter geliyor abi. Hmm, güzel. Öyle birisi rahat. Öyle rahat. Ha. Dünyanın etrafında dönüyor. Dünya şeyinde değil. Değil, sikinde değil. Dönüm noktan neydi? Yani o 300 lirayla çektiğin klip miydi? Oydu. Sonra ertesi zaman diliminde gelen feedbackler falan. Tabii, ve tabii. Ondan sonra da yürüyün dedim. Tabii. Hiç bırakmadım o peşini. Her gün çalıştım ben. Patlama yani, yaptığın şarkın hangisiydi? Patlama yaptığım şarkım Peros Blancos Freestyle'dı abi. Selamünaleyküm, aleyküm selam var ya. Evet yani. Yani güzel bir patlama yakaladım. En sonunda imdatla güzel bir yirmi yakaladım. Mahvettim de öyle. Mahvettim de öyle. Hep birbirini takip eden projelerim oldu abi. Ya dediğin gibi yani şey de öyleydi. Mahvettim de öyleydi. İmdat biraz daha üstüne çıktı vesaire. Gayet güzel oldu yani. Bu seneki Çakal'dan çok daha iyi şarkılar duyuyorum ama kendim olarak yani. Bir kere düetlerin geliyor. Bu muhteşem aynen. Bir proje. Yani şöyle söyleyelim. Türkiye'nin en sevdiği, yıllarca benimsediği ve özellikle de üst yaş grubunun konserlerini doldurdu. Üst yaş grubunun konserlerini tercih ettiği
kişilerle, Fatma Turgut'la, Teoman'la yaptığın düetler gerçekten konuşulmaya devam edecek. Belki de bundan sonra da başkaları da gelecek. Peki, şununla da düet yapabilirim. Keşke şununla da düet yapsam dediğin birisi var mı? Edis de yapabilirim. Evet, müziğini de beğeniyorum. Tarzını da beğeniyorum. Evet. Başka? Tarkan mesela. Tarkan'la da yapabilirim abi. Evet. Eğer o da kabul ederse yaparım yani. Evet. Kadın Sözler'den mesela Ajda Pekkan. Oh. Keşke. Ajda Hanım gençleri ve gençlerin müziğini çok seviyor. Güzel ya. Ajda Pekkan harika. Severim. Alakası olmayan, benimle alakası olmayan insanlarla evet. işbirliği yapmam. Ters köşe. Ters köşe oluyor tamamen ve ben buna bayılıyorum abi. Harika çünkü olur. Ben zaten kendi yaptığım müziği yapıyorum ve o müzikle meç etmek, yeni nesil ve eski neslin belki dinlediği şeyleri bir noktada birleştirmek hoşuma gidiyor. Bence de çok iyi olur. Yani Z kuşağıyla diğer tarafın bir araya gelmesi müthiş bir şey olur. Bir anne ve kızın aynı anda ikisinin de içtenlikle söylediği bir şarkı üretmek mesela gurur evet. verici ve güzel bir şey olur. Efsane olur. Evet. Kendini 3 kelimeyle açıklarsan nasıl açıklarsın? Kendimi 3 kelimeyle açıklarsam ne istediğimi bilen. Bravo. En sevdiğin şarkı ne? Başkasının da olabilir. Kendi şarkın da olabilir. Şu an Drake ve 21 Savage'ın Rich Flex şarkısı. Hmm. Evet. Güzel. Bir gün nasıl geçiyor? Mesela kalkıyorsun. Şu an çok boktan geçiyor ya. Gerçekten. Abi uyku düzenim çok bozuk. Evet. Hep gece çalışıyorum. Kliplerim, çekimlerim ve evet. Stüdyoda olmam gereken zamanlar oluyor. Ondan dolayı her sabah 6'ya, 7'ye, 8'e doğru mesela bu sabah buraya gelmeden önce 9.30'da falan uyudum. Vay be. O yüzden geç kalkmam gerekiyor. Bazen akşam 4'te 5'te kalkıyorum. Perdeyi açıyorum falan. Güneş gitmiş. O daha sinir bozucu oluyor. Evet. Fakat kısa zamanda tekrar sporuma dönüp düzenli hayatıma geçip daha fazla kendime vakit ayırdığım döneme girersem güzel olacak benim için. En sevdiğin öğünle mesela kahvaltı yapabiliyor musun? Kahvaltı yapabiliyorum. Uyandığında bir kahvaltı yapıyor musun yoksa direkt yani döner möner mi? Tost yani döner falan yemem abi. En aperatif fast food olarak tost diyebilirim. Hmm. Yanında mutlaka ben sabah portakal suyu içmem gerekiyor, C vitamini almam gerekiyor. Tabii, ekstra evet. meyveden almadığım C vitaminini mesela eczaneden atıp suya atıp karıştırılan şeyi aldığımda o tam şeyi alamıyorum. O enerjiyi alamıyorum. Evet. Portakal suyunu gerekiyorsa portakal mutlaka dolaba koyuyorum, kendim sıkıyorum falan sabah. Evet. Mutlaka kendime getirmeye çalışıyorum. Ben sahnede gördüğümde seni acayip devleşiyorsun. Yani hani böyle bir hani derler ya bir star ışığı var filan diye. Sende bir star ışığı var. Bunu sen de sahneye çıkınca hissettin. Mesela ilk sahneye çıktığında öyle miydin yoksa biraz bocalayıp sonra mı öyle oldun? Onu abi, merak ettim ben. İlk sahneye çıktığımda öyle değildim bence. Sonrasında şarkıları ne kadar içtenlikle insanlara okuyabildiğimi fark edince benim yerimin olduğunu, benim yerimin orası olduğunu anladım. Evet. Yani ben aslında bu şarkıları oradaki insanların karşısında yüz yüze aktarabilmek için ve onlara bakarak okuyabilmek için yapmışım gibi gelmeye başladı. Ve bunu fark edince de konserler benim için çok daha keyif diye anlara ve zamanlara dönüştü. Orası senin bir keyif alanın oldu. Evet, evet, evet. Kendim oldum ya orada abi. Bundan 20 yıl sonra orası kendine bir mesaj bıraksan ne bırakırsın? Mesaj bıraksam... lütfen geçmişte yaptığın şeyler senin yüzmesinde akışta kalmaya devam et. Mesajını bırakırım abi çünkü çok uzun bir hayat yaşamıyoruz sonuç olarak. Evet. Hepimiz belki 30-40-50 sene sonra burada olmayacağız. Evet. O yüzden geçmişimiz veya geleceğimizden ziyade şu an olduğumuz an daha değerli. Doğru söylüyorsun. Anı yaşamak lazım. Aynen. İlişkiye karşı cinsten ne bekliyorsun? Seks. Tam istediğim bir cevaptı. Her sağlıklı erkek gibi. Onu da bekliyorsun tabii ki yani. Sevgiyi, aşkı. Ama birinci seks demen. Benim kalbimi kırdılar abi. Beni aşka küstürdüler abi. Kim o hain? Abi bir tane hain. Beni aşka küstürdü. Ben bu saatten sonra aşık olamamaya başladım. Hmm. Yani kimseye güvenemez hale geldim ya. Kim bizi bu hale getirdi anlamadım abi. Evet. Şimdi mesela şöhret olduktan sonra da değişmedi mi işler? Daha kötü, daha... Yapma be. Boktan hale geldi abi. Kimseye bu sefer hiç bakamaz, aşık olamaz, güvenemez olduk. Kime güveneceğimizi şaşırdık demedim. Doğru, doğru. Yok yani insan evet. bulamıyoruz yani. Ben mesela senin ekipten Özbey'i tanıyorum. Özbey'in yerinde olsam bir empati yaptım. Dedim ki, ya acaba dedim hani
insanlar yaklaşınca çakalın şöhreti için bana yaklaşıyor. Yoksa ben olduğum için yaklaşıyor. Şaşırırım dedim biraz önce. Yani kendi aramızda da konuştuk. Seni bırak, kendi etrafındakiler bile bunu böyle irdelemesi lazım. Evet. O yüzden diyorlar yani sanatçılar yalnızdır diye filan yani. O yüzden. Büyüdükçe yalnızdır. Evet. Ya da mesela sana bir sanatçıyla bir sanatçının veya bir sanatçıyla bir oyuncunun çıkması neden oluyor? İkisinin de aynı durumu yaşadığından ötürü. Bravo. Ben mesela kendime şu an aşık olacak birini arasam, benim gibi duygular yaşayan birini aramak isterim. Ya benim gibi duyguları bilen, benim yaşadığım olayı yaşayabilen, anlayabilen bir insan isterim karşımda. Ve aynı ortamda olan birisi olmasın. Aynı ortamda olsun olmasın fark etmez. Beni anlasın yeter diyorsun. Ben o an psikolojim bir anda değişebilen zamanlarım da oluyor. Bir anda çok farklı bir insan da olabiliyorum. Veya iyi veya kötü rolü yapması gereken bir insan da olabiliyorum. Karşıma öyle biri çıkacak ki ben aşık olayım abi. Yok ki bulalım ya. Şöhret olan birisiyle hiç bir ilişki yaşadın mı? Ya da meşhur birisiyle, popüler birisi. Yapma be. Yaşadım ya. Yaşandı ve bitti mi? Bitti yani. Kimdi? Özel hayatın derinliğine girecek miyiz? Yok. Söylemeyeceğini tahmin ettim. Ama şimdi söyle istiyorsan ben burayı kırparım. Birkaç kişi var yani. Hepsini söyleyeyim abi. Yok. Mutlu mu oldun? O ilişkileri yaşadığın için mutsuz mu oldun? Ben ilişkilerimde çok mutsuz olmadım abi. Şimdi böyle dersen bana yine aşık olmayacaklar. Ama yanımdaki insan mutsuz oldu genelde. Ha. Bir ilişkimde ben çok mutsuz oldum. Onu da mahvettim, şarkısını yaptım. Bitti. O biliyor mu o şarkıyı ona yaptı? Biliyor tabii abi, nasıl bilmesin. Onu da bilirsin. Sen. Sen. Bu sözler sana. Hepsi değil gerçi ya. Ona dedin küçük yani. Kısım. Ona. Evet. Hepsini şimdi alınmasın. Yok tabii ki o sözler. Bir filmde oynasaydın ne karakterinde olurdun? Oyunculuğu düşünüyor musun bu arada? Evet, yolum oraya doğru gidiyor bu arada. İnşallah. Ben çok görmek isterim. Bunu samimi söylüyorum bu arada. Yani müziğim ön plana çıkan bir şey olmasaydı büyük ihtimalle oyunculukla uğraşı olurdum. Bu dönemlerde. Evet. Kesin olurdum. Evet. Seviyorum, oynayabiliyorum. Ne tarz rolleri mesela seviyorsun? Her rol oynarım. Batman mi Joker mi mesela? O filmde Batman mi olurdun Joker mi olurdun? Joker daha zor bir rol mesela. Evet. Çok Batman başarılı. Olurum. Batman olurdu. Joker zor roller biliyorum. Zor gerçekten. Abi, evet. Peki o zaman her türlü tekliflere açığım diyorsun. Yani hem dizi hem de sinema filmi olabilir diyorsun. Ya da bir gün yani, kendi filmini mi çekersin acaba? Sen tam onu söylerken onu söyleyecektim. Muhtemelen kendim. Zaten ilerletmekte olduğumuz bir proje vardı ve ben onu iptal ettim. Daha biraz daha erken olduğunu düşündüğüm için. Ama farklı projelerde hikayelere bakıp kendim bir şey oluşturmak istiyorum öncesinde abi. Pilot, en azından bir bölüm veya herhangi bir pilot bir filmle oyunculuğumu göstermek istiyorum önce. Evet. En azından sektörden olan kişilere. Bence bir an önce yapman lazım. Bir de senin hikayen de çok enteresan. Mesela kendi hikayeni çeksen de enteresan olur diye geldi daha. Evet. Düşündüm yani. Olabilir abi. Ama bunun için de daha erken olduğunu düşünüyorum. Belki de bir iki sene sonra çekmem daha doğru olur. Çünkü bunun Türkiye evresi var ve bunun Türkiye dışında olan evresi de gerçekleşecek. Sadece burada geçirdiğim dönemler değil, orada geçirdiğim zamanların da eklediğim bir film ortaya koyarsam insanlar için etkileyici olabilir ama sadece Türkiye'de bir başarmışlık söz konusu değil benim için şu an hayatımda. Hedefinde Avrupa ve Amerika var, evet, kesin. Var kesin. Başaracak mısın? Başaracağım abi. İnşallah. İstediğini aldım. Yani ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'den yeni neslin yurt dışında başarılı olması diğerlerinin de peşinden gelmesi anlamına geliyor. Bu konuda mücadele eden herkesi ben takdir ediyorum. Hatta Eurovision'a geri dönelim ve Çakal gibi arkadaşlarımız girsin Eurovision'a. Mesela Eurovision'a girmeyi düşünüyor musun? Eurovision'a. Girer misin? Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek ister misin? Kendi tarzında, kendi yani şu an olduğun gibi. Olabilir abi. Uluslararası yarışma. Biliyorum, mesela biz girmiyoruz 2-3 senedir. Dolayısıyla orada da temsil edebilirsin. Mesela Sertab Erener müthiş bir başarı elde etmişti. Daha önce Athena'da girmişti. Bilmiyorum abi. Düşünürüm ben bunu uzun bir süre. Yani bu hemen benim cevap verebileceğim bir durum değil. Çünkü orada ben genelde bir yarışmaya girdiğimde dereceyi yapmadan kendimi kabul göremeyen biriyim. Evet. Mutlaka bir şey başarmış olmam gerekiyor ve o yarışmada katılırsam eğer güzel bir derece yapmam gerekiyor ki
tatmin olayım. Doğru söylüyorsun. Son soru. Bir şey oldu ve internet, dijital mecralar çöktü. Müziğini yapmaya devam eder mi? Böyle bir soru gelmiş ama yani müzik televizyonları ve radyolar var. Rahat olsun yani. Number one olduğu sürece. Number one olduğu sürece. Çakalın yani sırtı yere gelmez. Başka yok mu soru? Yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Ne demek? Adamsın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. InStreet benim hikayemi sundu. InStreet.